Akdeniz'de devam edelim. Türkiye karşıtı cephenin bir diğer üyesi de Mısır. Onlar da tıpkı Yunanistan gibi Amerikan donanmasıyla birlikte bir tatbikat düzenleyip gövde gösterisi yapma peşindeydi. Ancak kaş yaparken göz çıkardılar. Korku salacağım derken alay konusu oldular. Mısır ordusu Amerika ile yaptığı ortak tatbikatı sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Ama fotoğraf fotomontaj çıktı. Türkiye ise işin ciddiyetinin farkında ve diplomatik süreci işletiyor. Başkan Erdoğan aynı gün içinde hem Libya'nın meşru başbakanını ağırladı hem de Libya'ya en yakın Avrupa ülkesinin İtalya'nın başbakanıyla telefonda görüştü. Gövde gösterisine yeltendiler, fiyaskoyla bitirdiler. Akdeniz'de Türkiye'nin milli hamlelerinden rahatsız olan Mısır ve Fransa ortak tatbikat düzenledi. Amaçları gövde gösterisi yapmak, dosta güven, düşmana korku salmaktı. Ancak Mısır ordu sözcüsü Tamer El-Rifai tatbikat haberini montajlı fotoğrafla paylaşarak bir çuval inciri berbat etti. Fotoğraf 2013 yılında Amerikan donanmasının internet sitesinde yayınlanmıştı. Mısır ordusu fotoğrafı aldı, Mısır'a ait bir savaş gemisini montaj yoluyla kareye ekledi ve resmi hesaplar üzerinden paylaşıma soktu. Mısır'ın bu fiyaskosu sosyal medya platformlarında alay konusu oldu. Akdeniz'de Türkiye karşıtı hamleler yapan bir diğer güç Rusya ise Libya'nın darbeci generali Hafter'e destek verirken suçüstü yakalandı. Amerika'nın Afrika Kuvvetler Komutanlığı AFRICOM, Rusya'nın Hafter'e gönderdiği silahların uydu fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarda Rusya'ya ait nakliye uçakları, Su-24 tipi savaş uçakları ve Pantsir hava savunma sistemleri net bir şekilde görüldü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye ise Libya meselesiyle alakalı yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Başkan Erdoğan Libya'daki sürecin iki önemli ismiyle aynı gün görüştü. Başkan Erdoğan önce Libya'nın meşru başbakanı Faize Serracı İstanbul'da ağırladı. Ardından da İtalya Başbakanı Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.